Herkese selamlar dostlar. 16 ve 17 Kasım 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda rolling 1 olarak YouTube'da bir rolling serisi başlatma kararı aldım. İlk rolling mücadelemiz ayın 16'sında oynanacak mücadele. Birazdan bahsedeceğim zaten videonun sonuna da koyarım zaten maçı. Oradan da direkt dinlemek isteyemeyen de gidip bakabilir. Sizlerden ricam sadece video atacağınız beğenilerdir. Beğeniler bizler için önemli. Artı 300 seviyesinde beğeni gelirse çok teşekkür ederim. İsterseniz raporlarla başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmalarımızla başlayalım. 2 güne de birer maç skoru yarışması yapmak isterim. Ayın 16'sında Güney Kıbrıs İtalya İspanya maç skoru ne olur sizlere sorduk. Ayın 17'sine de İtalya ile Kuzey Makedonya maç skoru ne olur sizlere sorduk. Özellikle Makedonya maçı yani Makedonya İtalya'yı sanırım Dünya Kupası'na gitmekten mi elemişti? Avrupa Kupası'na gitmekten mi elemişti? Bir oyunu var o yüzden güzel maç olur gibi geliyor. Sizce maç skorları ne olur sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe-Beko kaç sayı atar diye sizlere sorduk. 56 sayı attı kimse bilemedi arkadaşlar onun da bilgisini vermiş olalım. Her türlü soru görüş öneri için de arkadaşlar Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bilen arkadaşlar da bana doğrudan buradan yazabilir. Sorusu olanlar, gruplara gelmek isteyenler herhangi bir sorusu görüş öneri her şey için de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Devam edelim. Dün yüksek misli neler yaptık ondan bahsedelim. Dün yüksek misli de Kızıl Yıldız'da Fenerbahçe ve Kolun mücadelesi vardı. Biz burada Kızıl Yılız tarafına gittik. Çünkü Fenerbahçe tarafında çok fazla sakat isim vardı. Önemli isimlerdi. Ev sahibini burada 78.5 üstüne 800 TL önerdik. Kızıl Yıldız o maçta 87 sayı ataraktan da bahsi bizi çok rahat getirdi. Değerlendirip yüksek misli de kazan sağlayan herkese tebrikler diyerekten de devam edelim. Yüksek misli de bu arada iki tane yüksek misli şu an verildi ve yarına ve 17 Kasım'a. 16 ve 17 Kasım'a ikisi de beklemekte arkadaşlar onunla bilgisini vereyim sizlere devam edelim. 2 adet kombinemiz vardı. 1 adet ana kombinemiz vardı. Günün ana kombinesi arkadaşlar içeride. Burada Kızıl Yıldız'ın sayısı vardı ve Bologna'nın sayısı vardı. İkisini zaten içeri aldık. Günün ana kombinesini içeri aldık. Youtube'da sizlere önermiş olduğum bir kombine vardı. O kombineden bahsedeyim. Monaco maçına 82.5 üst olarak sizlere önermiştik. Maalesef ki tam 82 sayıda kaldı. Tam tamına 82 sayıda kaldı. 0.5'tan yattık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O şekilde bununla bilgisini vereyim sizlere. Ve kendimiz artık arkadaşlar oyuncu bahisleri yapıyoruz. Avrupa'dan oynayan çok fazla kişi var. Dün mesela oyuncu bahisimiz vardı. Monaco'da Yunas'ın burada rebound ve sayı 9.5 üst olarak değerlendirdik. Kızıl Yıldızlar'da Teodosic 2 tane üçlük atar şeklinde toplam oran 3'tü. 50 TL önerdik biz burada. Doğrudan kasayı da biz yönettik burada. 3 orandan bunu da aldık. Bu şekilde hem NBA'ye hem de Euroleague ve bu hafta özellikle hem NBA hem de Euroleague maçları varken bu şekilde sizlere de oyuncu bahisleri gruplarımızda vermeye devam edeceğiz. Geçtim burada aynı şekilde. Canlı olarak zaten kendi gruplarımızda devam ediyoruz aynı şekilde. Canlı maçlardan almaya devam. Özellikle dediğim gibi bu dönemde basketbola yoğunlaştık ve Euroleague maçlarında kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Herkes açık Telegram kanalımızda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılabilirsiniz. Sizler Açıklama ve yorumlarda zaten gördüğünüz zaman da Telegram linkini veya Telegram'a doğrudan Kangal Tips YouTube olarak yazdığınız zaman da sizler de göreceksiniz. Ve kendi gruplarımızdan bahsedelim. Dün gece NBA canlısı yaptık. Gece saat 3.10 NBA canlısı start olaraktan da başladık arkadaşlar. Boğdan 3 oynuyor. Kupon devam ediyor. Boğdan bu bir şeklinde. Avrupa bahsimiz vardı aynı şekilde. Devam ettik. Atlanta mücadelesi ilk yarı 120 sayı çıkar dedik. Burada okulama mücadelesi yattı. Atlanta mücadelesi geldi. Detroit mücadelesi 3. çeyreğe geldi. 4.5 üst verdik. Geldi. Indiana mücadelesine toplam sayı üstüne verdik. 238 o geldi. Dallas mücadelesine ikinci çeyrek 62.5 üst verdik. O geldi. 4'te 3 olarak devam ediyoruz. İlk altı 116.5 uta mücadelesine verdik. Oklahoma mücadelesine verdik. Ev sahibi 117 o geldi. O geldi derken toplamda 7'de 6 yaptık dün gece NBA'de arkadaşlar. Bu şekilde canlı olarak da her zaman devam etmeye çalışıyoruz. Şu an bile mesela bir tane canlı atılmış. Ne atıldı bilmiyorum. Bakalım. İsterseniz başlayalım. Sizlerden beğenileri bekliyoruz. Artı 3 seviyesinde beğeni gelirse çok teşekkürler diyerekten de isterseniz direkt tersten başlıyorum. Önce basket maçlarıyla başlamak istiyorum. Olympiakos'ta Kızıl Yıldız mücadelesi. Biz daha dün Kızıl Yıldız'a yüksek misli yaptık. Sizler de biliyorsunuz 78.5 üstüne bastık. 800 TL aldık Fenerbahçe maçında. Olympiakos oynayacaklar. Olympiakos'ta uzunlar da özellikle rebound konusunda sıkıntı yaratır Kızıl Yıldız'a. Sayı baremi çok aşağıdan açılmış. Yani 71.5 üst açılmış. Ben burada Kızıl Yıldız tarafına gitmek istiyorum özellikle Teodosic gibi bir isim de varken kadroda ve diğer isimlerden de Bolonboy, Nedovic gibi isimler de güzel katkı alıyor. Şu an Fener'e 87 atlar eksik. Fener'e Olympiakos'a deplasmanda burada 70, 72, 72 sayı atsın diyorum. Deplasman 71.5 üstü sizlere idealden önermek istiyorum. Ben burada Kızıl atacağı 72 sayıya tek tercih olarak sizlere önereceğim. Şu şekilde oranı da sizlere göstereyim. Deplasman 71.5 üstün oranı 1.39 gibi ideal bir oranı var. Zaten Avrupa'da çok daha yüksek. Ben burada Kızıl Yıldız'ın 72 sayı atmasını bekleyeceğim. Diğer mücadelemiz ve rolling karşılaşmamız burada. Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında. Maccabi Tel Aviv kendi evinde çok skorer bir takım. Ve Fenerbahçe Beko'nun da zaten şu son dönemde sakatlıkları var. Ve savunma gerçekten aksıyor. Maccabi Tel Aviv takımı çizgi tarafından gerçekten korkmadan atabilen bir takım. Çizgi tarafından çizgi gerisinden özellikle güzel bir başarı yakalarsa kendi evindeki ilk mücadelesi de Olympiacos'u dün kaybetti. O maçı da seyretmenin şansım oldu. izledim birazdan. Yani dedim ki ben bu maça diğer maçta Makavi Tel Aviv'e ben yüksek misliyi oradan alacağımı söyledim. Ee, burada da bir rolling mücadelesi yapalım dedik. Rolling serisi yapalım dedik sizlere arkadaşlar. Rolling'in de ilk mücadelesi Macavitella ve Fenerbahçe ve Koya burada atacağı sayı ev sahibi burada 81 sayı atmasını bekleyeceğiz. Ev sahibinin burada 80.5 üst oranı var. 1.39 gibi ideal bir oranı var. Ben buradan Maccabi Tel Aviv'in Fenerbahçe Beko toplamda en az 81 sayı atmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Rolik mücadelemizdir. Güveniyorum. Alabilirsiniz. Güney Kıbrıs'la İspanya mücadelesi. İspanya tarafında zaten nasıl futbol oynadığını sizler biliyorsunuz ki İspanya'nın burada liderlik için önemli bir mücadele. Burada oran almak İspanya tarafından imkansız ve biraz riske gideceğiz tabii ki. İlk yerden İspanya golleri bekleyelim diyorum ben. İlk yerden 1.5 üst. Yani golleri de muhtemelen İspanya atacaktır. Ve İspanya'nın takım olarak da formda olduğunu biliyorsunuz. İlk yer 1.5 üst oranı 1.56 gibi oranı var. İlk yerden 2 gol gelebilir. Benim zaten ilk yerden skor beklentimde doğrudan 2-0 onun skor bölümünden maç skor bölümünden birinci yarı skoru 2-0 şeklinde alırsınız. Alırsanız arkadaşlar 3.49'da bunun oranı var. İspanya bence burada ilk yarı 2-0 içeri girer gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bol şanslar. İdealimiz burada ilk yarı atılacak 2 goldür. İlk yarı 1.5 üsttür yani bilginize. Diğer mücadelemiz Bulgaristan'la Macaristan mücadelesi. Macaristan'ın da burada puanı ihtiyacı var en azından bu mücadelede. Doğrudan ee, Galip gelirse diğer mücadeleye bakmazsınız gruptan lider olarak çıkacak. O yüzden Bulgaristan'a karşı ve grubun ilk mücadelesi iki maç oynayacaklar. İlk maçta ben burada ideal kadroyu çıkarmasını bekliyorum. Bu Macaristan tarafının Mitrovic'ler, Vlaovic'ler vesaire bu isimler bence burada sahne alabilir. O yüzden ilk mücadele burada maç sonu 2. Doğrudan bir Macaristan galibiyeti bekliyorum. Hatta benim skor beklentim burada doğrudan 2-1'lik bir Macaristan galibiyeti olduğunu da söyleyeyim. Estonya ile Avusturya mücadelesi. Avusturya'nın da aynı şekilde burada puana ihtiyacı var ki alırsa bir maçla, bir maçları daha mı oluyor? Son maçta son maçları alırsa Belçika'nın puan kaybetmesini bekleyecek ki Belçika'nın durumu da aslında çok da iyi değil. O yüzden ben burada Avusturya galibiyeti bekliyorum. Fakat oran yok. Avusturya alırken de en az 2 tane gol atmasını bekleyeceğim. Maç sonu 2 ve bir buçuk 1.30'larda bir oranı var. 1.30 küsur oranı var. İdealden alabilirsiniz. Onun dışında ilk yerden galip de gelirse onun da oranı 1.51 bandında. İlk yerden de Avusturya'nın burada galip gelmesi beklenebilir. Ayın 17'sine geçiyorum. 17'sinde 3 adet mücadelemiz var. Tekrardan şöyle aşağıdan başlayalım. İtalya Kuzey Makedonya mücadelesi. Maçı sizlere sorduk zaten. Ne olur diyerekten de ben burada arkadaşlar İtalya galibiyeti bekliyorum. Bu İtalya galibiyeti gelirse 4.5 altında veya 3.5 altında oran yetiyor diyenler varsa 4.5 altında bir alsın. Eğer ki oran bana yetmiyor diyen varsa da İtalya'nın burada galip gelmesini ben zaten bekliyorum. Grup için önemli. Burada Makedonya, Ukrayna zaten herkes puan ilk 2'ye girmek isteyecek. O yüzden burada İtalya'nın mutlak galibiyeti lazım. 4.5 altında ve 3.5 altında bir şeklinde oranları biraz daha yukarı çekerekten de alt şeklinde değerlendirebilirsiniz. İngiltere ile Malta mücadelesi İngiltere'nin muazzam bir kadrosu var. Bu kadroyu da iyi bir şekilde değerlendirmek isterim. Ben burada ilk yarıdan gelecek iki gol. İlk yarı 1.5 üst oranı 1.41 gibi oranı var. Bence İngiltere içeriye burada iki tane atıp içeri girecektir diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst öneriyorum. Aynı İspanya mücadelesi olarak da kendi evinde de maç skoru ilk yarıdan da ilk yarı skoru da 2-0 olarak değerlendirirsiniz de. 3-16 şeklinde bir oranı var. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadelemiz Polonya ile Çekya mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Ben yani zor bir mücadele. Burada Erik takımına ihtiyacı var gördüğünüz üzere üst sıralara tırmanmamak için. Çekyan'ın bir maç eksiği var. Burada bir beraberlik çıkabilir. Benim skor beklentim 1-1. Bu 1-1'e göre de yüksek orandan tek tercih. Mücadele genelinde toplam gol aralığı burada 2-3 gol şeklinde değerlendirirseniz ben şu gollerden toplam gol aralığı 2-3 gol 1-76 gibi oranı var. Benim skor beklentimler doğrudan 1-1. Ekstradan sistem atacaksanız da maç sonu 0'da değerlendirmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirecekleri bol şanslar. Toplamda arkadaşlar 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek olanlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek arkadaşlar. Bol şanslar rolling ekrana gelsin. Dostlar benim burada rollingim. Bülteninde en güvenli maçlardan biri Makabi Tel Aviv'in. 16 Kasım'da oynanacak mücadelede kendi evinde Fenerbahçe ve 81 sayı atması 1.46 gibi orandan aldım. Rolling birimiz isteyen 100 TL, isteyen 1000 TL, isteyen de 250 TL başlasın. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Ee, görüşmek üzere. video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.